kirpi ve balonlar. Kirpicik ne görse benim işte benim dermiş. Paylaşmayı bilmezmiş. Ne oyuncaklarını, ne kitaplarını, ne boya kalemlerini, ne de bisikletini paylaşırmış. Hiçbir şeyini paylaşmazmış. Dilinde şarkı gibi hep aynı şeyi söylermiş. Benim işte benim. O benim, bu benim, şu benim. Hepsi, hepsi benim dermiş. Bir gün tavşancık evde parti verecekmiş. Partiye kirpi de davetliymiş. Kirpicik, o benim, bu benim, şu benim derken günler geçmiş. Parti günü gelmiş. Kurbağa, kaplumbağa, sincap ve kunduz da partideymiş. Çay içiyorlarmış. Tavşancığın herkese bir sürprizi varmış. Rengarenk balonlarla içeri girmiş. Sürpriz, bu balonlar sizin. Herkese bir tane, herkes bir tane balon alsın demiş. Kirpicik en önde koşuyormuş. Bir yandan da balonların hepsi benim, benim işte benim diyormuş. Kurbağayı itmiş, kaplumbağayı çekmiş. Sincabın elindeki balonu kapmış, kunduzun da ayağına basmış. Bu karmaşada dikenleri balonlara batmış. Çat pat, çat pat, çat çat pat pat. Balonlar tek tek patlamış. Yalnızca 4 tane balon kalmış. Tavşancık kirpiye çok kızmış balonları patlattığı için. Mavi balonu kurbağaya, kırmızıyı kaplumbağaya, sarıyı kunduza, yeşil balonu da sincaba vermiş. Kirpiciye balon kalmamış. Kirpicik çok üzülmüş çok. Onun bu halini gören kurbağa uzatmış mavi balonu ona. Al senin olsun demiş. Üzülme kirpicik demiş. Ben sonra oynarım demiş. Aa, kirpicik çok sevinmiş. Paylaşmak aslında ne de güzelmiş. O günden sonra her şeyini paylaşmış kirpicik. Bisikletini, boya kalemlerini, kitaplarını, oyuncaklarını, hepsini paylaşmış. Arkadaşlarını evine davet etmiş. Beraber oyun oynamışlar. Kirpicik artık bencil bir hayvan olmamış.